Herkese merhabalar. Haftanın son işlem günü Cuma. Enteresan bir gelişmeyle, iyi bir haberle, S&P'nin görünüm düzeltmesiyle ve pozitife görünümü yükseltmesiyle başladık güne. Ve ben Didem Arslanoğlu, elbette bu bölümde seans notlarında hem bunu konuşacağız hem de aslında bundan sonrasına ilişkin beklentiler artık nasıl şekillenecek, biraz da ona değineceğiz. Şimdi çok önemli bir değişiklik getirmiyor tabii ki bu görünüm değişikliği belki, ama sonuçta önümüzdeki döneme ilişkinde not artışlarının önünü belki de bir miktar aralıyor. O ne zaman olur, ne zaman fiyatlanmaya başlanır, işte orası biraz daha flu, konuşacağız. Ama piyasaya baktığımız zaman elbette bu haberin pozitif etkisi olmasını beklerdik. Nitekim de oldu, %1.17'lik bir artışla. Yeniden 8000 puan seviyesinin üzerindeyiz. 8042'den geçiyor işlemler şu dakikalarda. Dolar TL'ye bakıyorum. Orada da yukarı yönlü çok hafif de olsa bir hareket var. %0.13 düzeyinde ve 28.90-46'dayız. Euro TL'ye baktığımızda daha biraz yatay ama yine de pozitif 31.49-51 seviyesini görüyorum. Euro dolar paritesi de 1.09'un altına geldi. 1.10 test edildi bu hafta biliyorsunuz, ama orada çok da kalıcı olamadı. Bugün bu dakikalarda ise %0.03'lük bir yukarı yönlü hareket, 1.08.91 düzeyini görmekteyiz. Gelelim emtialar tarafına. Şimdi emtialarda spot altın biraz yukarıda. 2038 dolar 35 sentten geçiyor işlemler. Bir yandan tabii ki gözümüz kulağımız jeopolitik gerilimde. Bugün hem Hamas tarafından gelen bazı açıklamalar var. Yani ateşkes vardı. Dün bir gün daha uzatıldığını bildirmiştik. Ve fakat bir miktar faaliyet var orada. Bir hareketlilik var olumsuz anlamda. Nereye doğru evrilecek onu takip ediyoruz elbette. Ve saat 17'de Alican Türkoğlu'yla da şüphesiz bunu konuşuyor olacağız. Ama spot altın %0.09 artıda. Gram altına baktığımız zaman TL tarafta da %0.38'lik bir yükseliş olduğunu görüyorum. 1896 lira 85 kuruştayız. Bitcoin %2'nin üzerinde primli bugün. Hatta %2.29 net olmak gerekirse 38.614 dolardan geçiyor işlemler. Brent petrol ve WTI tarafında da 80 dolar 92 senti görüyoruz. Brent'te ve WTI tarafında da 76 dolar 21 senti görüyoruz. Her ikisi de hafif yukarıda, %0.12. Brent %0.34 düzeyinde de WTI'da artış olduğunu söylemek mümkün. Şimdi nasıl bir güne uyandığımızı hangi gerekçeyle ben biraz aktarmış oldum. Ama araştırmaya gideceğiz ve Çağlar Kuzlukluoğlu benimle birlikte olacak bugün. O bize biraz daha hem bu ilk günü, Aralık'ın ilk gününü, hem de Aralık ayı boyunca oluşması muhtemel senaryoları paylaşıyor olacak. Ardından da Marbaş Menkul Değerler'e gideceğiz. Strateji ve Varlık Yönetimi Direktörü Volkan Dükkancık konuğum olacak bugün. Onunla da piyasaları iyice enine boyuna detaylı olarak ele alacağız. Haydi başlayalım. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Araştırma masasındayız. Çağlar Kuzlukluoğlu ile karşı karşıyayız. Hoş geldin Çağlar. Hoş buldum İdam. Şimdi evet, yani bu S&P'nin haberiyle aslında güne başladık. Pozitif bir haber şüphesiz. Bir miktar fiyatlara yansıdığını da görüyoruz. Bir Aralık böyle şekilleniyor. Nasıl tamamlanabilir? Başka neleri takip ediyor piyasa bugün sabah açılıştan bu yana? Ve elbette aralığa dair senaryolarda neler ön plana çıkıyor? İrem, yaklaşık 1,5 saat önce araştırma masası yerine küreselde, yurt dışında özellikle yılın son ayına
hangi gündemle giriyoruz diye biraz toparlama yapmaya çalışmıştık. Bu sefer biraz daha içeriden bakacağız senin programa başlarken ifade ettiğin gibi. Nitekim aslında Eylül ayından itibaren bu tarz haber akışları gündemde, özellikle yurt içi varlıklar özelinde de bizim daha fazla dikkatlerimizi çeker vaziyette önümüze düşmeye başladı. Hemen grafiklerle bakmaya çalışalım. Aralık ayı Borsa İstanbul için dün Kasım'ın son gününde bir miktar gerileme olsa da pozitif başladı. Ama bir dolar bazında BIST 100'ün seyrine bakacak olursak belki zaman içerisindeki geçilen ya da geride bırakılan kademelere değinmek geleceğe dair her zaman çok iyi fikir vermeyebilir ama Türk lirasının yine konumunun hareketli olduğu dönemlerde 2017 yılının sonu ve 2018 yılının ilk 6 ayındaki süreçte geldiğimiz 280 dolarlara yakın vaziyetteyiz. Şu anda 8050 puanda BIST 100 endeksi. Dolar bazında da bu bahsettiğimiz seviyeler aslında 2023 yılı başladığından itibaren bizim telaffuz ederken aslında sık sık değindiğimiz noktalar. Daha da üzerine geldik. Seninle burada 300 dolarları, 310 dolarları konuşmuştuk ama Aralık ayı başlarken burada şu an bulunduğumuz seviye tam olarak bu seviyelere tekabül ediyor. Zaten 2018'den 2022'nin ortasına kadar hem Borsa İstanbul'un seyri hem de dolar TL'nin konumu gereği şurada kabaca bir 120-200 dolar bandında kalmıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl özellikle dolar bazında da yükselişi sık sık konuştuğumuz BIST 100'ün çekreyi biraz değiştirmişti. Sene başından itibaren endekslere baktığımızda başlıkta da belirttiğimiz üzere Didem 2023'te de bir ulaştırma farkı var. Aslında özellikle son 2-3 aylık süreçte BIST 100'ü hariçte tuttuğumuz BIST TÜM'ün ciddi anlamda performansla öne geçtiği süreç olmuştu. Bankacılık endeksinin yine özellikle Eylül ayından itibaren seyrinin öne çıktığını görmüştük. Ama senenin şu anda liderliği şurada kırmızı eğride görüleceği üzere %78'in üzerinde sene başındaki seviyesine göre pozitif değişimiyle ulaştırma endeksi de onu BIST 100 dışındaki BIST TÜM ve bankacılık endeksi takip ediyor ama Kasım ayını irdelerken, bugün başlarken de bankacılık endeksini konuşmazsak olmaz. İnişleriyle çıkışlarıyla çokça konuştuk ama bugün yine günün pozitif ayrışlarını %3,40'a yakınlık yukarı yöndeki hareketiyle 8607 puanda şu an bankacılık endeksi. 1 Kasım'da baktığımızda şurada grafikten görüleceği üzere 7700 puanlardaydı. Kabaca 1000 puan yukarı gelmiş. Bu da %12'nin üzerinde Kasım ve Aralık başlangıcında kendi içerisindeki değişimi ifade ediyor. BIST 100 Aralık aylarını nasıl geçirmiş diye bakarsak da seninle yine geçtiğimiz ayın sonunda birkaç kere bu tabloyu görmüştük. Belki Ekim'deki o %10'a yakınlık gerilemeyi kapatamadık ama dünkü 8000 puanın altındaki BIST 100 kapanışına rağmen bugün %1'in üzerinde şu an, eğer özellikle son 1-1,5 saatte tablo değişmezse Borsa İstanbul'da oldukça pozitif bir başlangıç yapılmış olacak. Genelde de bu yılın öncesinde 4 yıldır 2022'den 2019'da işini içine kattığımızda Aralık aylarını pozitif geride bıraktığını görüyoruz ki sık sık söylüyoruz, şimdi yabancı girişimle konuşur vaziyetteyiz. Yurt dışında özellikle açık kaldığı günler piyasaların sınırlı. İçeride de özellikle belirli aşamalarda hacimlerde izliyor olacağız ama durağanlık hakim olabiliyor. Bu pozitifliğin bir miktar artık yıl sonu rehavetine bıraktığı noktada önümüzdeki senenin başlangıcını konuşmaya başlıyor olacağız. Bizler de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz Didem. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans notları devam ediyor. Şimdi Çağlar'a çok teşekkür ediyoruz paylaştığı notlar için. Marbaş Menkul Değerler'e gidelim. Hemen strateji ve varlık yönetimi direktörü Volkan Dükkancık hazır ve bizi bekliyor. Volkan, hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk Didem, merhabalar. Öncelikle istersen bu haberi bir yorumlayarak ve bu habere bağlantılı olarak başka beklentiler artık yavaş yavaş belki yeşermeye başlıyor mu, başlamıyor mu, onu sorarak başlayalım. Ama öncesinde de sana bir hayırlı olsun diyeyim ben. Görev itibariyle ilk kez yayın yapıyoruz seninle bir süredir, dolayısıyla tekrar hayırlı uğurlu olsun. Evet Volkan, ne diyorsun S&P'nin bu görünüm yükseltmesi konusu? Belki hani Moody's var Aralık'ta, orada da bir hareketlilik beklentisi oluşur mu piyasada, oluşmaz mı? Daha önemlisi, not artışının yolu yapılıyor mu bir şekilde, kapısı aralanıyor mu bir şekilde, ne dersin?
Evet Didem, öncelikle çok teşekkür ederim. Evet yani ben öyle düşünüyorum. Uzunca zamandır da böyle düşünüyorum. Hatta önceki hafta Merkez Bankası faiz kararında piyasa 250 bas puan arttırım beklerken 500 bas puanlık bir arttırımla süreci devam ettiriyor olması buradaki kararlılığı fazlasıyla gösterdi ve artık yabancı ikna olmuş gibi duruyor. Yani seçim sonrası zaten biz bu yola girdik. Artık ekonomide başka yani eski politikalarla yola devam edilemeyeceği anlaşıldıktan sonra seçim sonrası tekrar normale ve normlara dönüş yolculuğu başlamıştı. Ama hep bir şüphe vardı. Acaba bu süreç devam ettirilecek mi? Siyasi destek gelecek mi? Yoksa önceki hamleler gibi tekrar bir noktadan sonra eski politikalara dönüş olacak mı diye. Şu an geldiğimiz noktada Merkez Bankası burada Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte tabii çok net şekilde bu mesajı vermiş durumda piyasalara. Hatta yabancı yatırımcı yerden biraz daha fazla ikna almış gibi duruyor benim gördüğüm nokta o şekilde. Ben açıkçası not artırımlarını 2024 yılında fazlasıyla konuşacağımızı düşünüyorum. Onu açık olarak söyleyeyim. Özellikle hala böyle endişeler bir parça acaba yerel seçimler öncesinde tekrar böyle popülist yaklaşımlara, popülist politikalara dönülür mü endişesi olabilir. Onu da şuradan yola çıkarak söylemek mümkün. Dün işte son çeyrek büyüme rakamlarını gördük. Üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını. Orada bir parça yavaşlama emareleri var. Özellikle çeyrekten çeyreğe bakıldığında, mevsimsel olarak arındırılmış datalara bakıldığında bir parça iç talepte bir ılımlıya dönüş var. İhracat tarafı da çok güçlü değil. Çünkü ihracat pazarlarımızda da işler çok yoğunda değil. Acaba büyüme beklentilerinin ötesinde bir yavaşlama gösterirse biz bu politikalardan sıkı duruştan ödün verir miyiz diye. Bence bu endişeler giderek azalıyor. S&P'nin böyle gündem dışı yani sonuçta bir planlı bir toplantı, planlı bir revizyon değildi bu. Ben bunu da çok önemsiyorum. Yani normal planlı tarihi beklemeden böyle bir hamlenin gelmiş olması not arttırımının da belki beklediğimizden daha önce gelebileceğini de işaret ediyor. Yani yabancının algısı özetle çok net değişiyor. Bunu Merkez Bankası 500 bas puan arttırırken hem kısa vadeli tahvilin hem uzun vadeli tahvil faizlerinde aşağı gelişin net şekilde bir göstergesi olduğunu da düşünüyorum ben. Yabancı ilgisi devam ediyor. Önümüzdeki yılın başında şu an çünkü böyle yabancılar hafif tatil havasına girdiler bir yandan. Kasım sonu fonları kapattılar. Aralık zaten işte tatildi, şükran günüydü, Christmas'tı vesaireyle geçecek. Ama ben yeni yıl başlarken küresel fonların yeni alokasyonlarını yaparken Türkiye'nin önceki yıllara nazaran çok daha fazla pay alacağını düşünüyorum. Bu hem sabit getirili enstrümanlar için böyle hem hisse senetleri tarafı için böyle. Yani genel olarak Türk varlıklarına ilginin arttığı bir 2024 yılı bizi bekliyor kanaatindeyim Lidem. Şimdi bahsettiğim bu detaylar içerisinde biraz daha açmanı rica edeceğim bir konu var. O da özellikle uygulanan sıkı para politikalarından ödün verilmeden ilerleneceğine ilişkin beklenti ve görüşün ki bu görüş yabancı raporlarında da kısmen yer almaya başladı. UBS'in bir raporunu takip ettik, üzerine de biraz konuştuk. Özellikle önümüzdeki 12 aylık dönemde yani 2024 yılı içerisinde pek de mevcut politikalardan geri adım atılmasını beklemiyor sanki yabancılarda. Dolayısıyla bunu fiyatlamaya yerli ve uluslararası yatırımcılar tam olarak ne zaman başlar sorusu biraz öne çıkıyor değil mi Volkan? Yani hani bir yılbaşı rallisi mi olur bu? Noel Baba mı çalar kapısını borsanın? Yoksa Ocak'taki o road show'dan mı dönüşte bir takım fiziki anlamda da artık para girişlerini görmeye başlarız? Nedir senin oradaki zamanla ilgili beklentin? Açıkçası hani bugüne kadar daha doğrusu atıyorum bundan birkaç hafta öncesine kadar genel yorum şu şekildeydi. İşte yabancı bir yerel seçimi de görür. Yerel seçimden sonra artık ikna olup gelir. Ama bence beklemeyecekler. Yerel seçimi beklemeyecekler. Hatta gelmeye de başladılar açıkçası. Ben seçimden önce şunu söylüyordum Didem hep. Yani yabancı kapı kule sınır kapısında Türkiye'yi gözetliyor. Fırsat arıyor, fırsat bekliyor. Eğer o aradığı fırsatı
ve gerçekten kararlı bir ekonomi yönetimi ve politika görürse buraya gelmeye başlayacaklar diye. Seçim sonrası hızlı bir geldiler de aslında 1,5-2 ay. Sonra bir durdular. 3 ay bir mola verdiler. Bir etrafa bakındılar. Gerçekten bu politikalar devam edecek mi? Bence şu an artık buna ikna olmuş görünüyorlar. O yüzden ben yerel seçimler sonrasını bekleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü fırsatı önden yakalamaya çalışacak fonlar olacaktır ki sabit getirili tarafta bunu çok daha net görüyoruz. Yani borsada bir dengelenme var. Sonuçta şöyle bir ortamdayız. Şimdi yabancı geliyor da borsa neden hala 8000 puan üzerinde tutunmakta zorlanıyor diye yatırımcılardan gelen sorular var. Haklı da sorular. Yabancı geldi madem neden biz yeni zirvelere gitmiyoruz diye. Şimdi borsanın cazibesi bir yıl önceye göre bir parça daha az. Hatta ben Ağustos ayında endeks tavsiyesini tuta çekerken şunu söylemiştim. Herkes işte enflasyon analizi dedi geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca. Aslında bu doğru bir tanımlama değildi. Buradaki doğru tanımlama enflasyon karşısındaki getiri arayışı analiziydi. Faizleri düşük tuttuk, enflasyon yukarı gidiyor, döviz üzerinde baskı var, tek seçenek borsa kalmıştı. Ama artık borsanın alternatifleri var. Yani %45-50 civarında mevduat bulabiliyorsunuz. ÖST, iyi şirketlerin özel sektör tahvillerini %50'nin üzerinde bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla borsadaki beklenti, 12 aylık beklentiler 12.000-12.500 civarında şu an şekilleniyor. Benim de kabaca beklentilerim orada. Bu bize %50'lik bir getiri vaat ediyor endeks bazında. %50 getiriyi ben sabit getiri tarafta risksiz bir enstrümanda bulabiliyorsam borsada olmanın cazibesi ne diye yatırımcılar bir parça sormaya başladı. Öncelikle bunu söyleyeyim, neden yabancı geliyor da borsa gitmiyor diyenlere. Bu yıl içerisindeki getirileri korumak adına kısa vadede devam edebilir. Şu an benim gözlemlediğimde piyasada son bir ayda kabaca 600-700 milyon dolarlık bir yabancı girişi oldu hisse senetleri tarafına. Ama bir bu kadar da yerli kurumsal tarafta bir çıkış var. Yani fonlar seçim sonrası elde ettiği getirileri koruma çabasında. Ama 2024 stratejilerinde nasıl yabancının ben ilgisinin artarak devam edeceğini bekliyorsam, burada da aslında sorduğun soruya da bir parça cevap vermiş olacağım. Ben Ocak ayı ile birlikte yani fonlar gelip tekrar 2024 için tuşa bastıklarında ben yabancı ilgisinin artarak devam edeceğini düşünüyorum. Seçim sonrasına çok kalacağını düşünmüyorum bu işi. Çünkü merkez kararlılığını gösterdi. En azından ben kendi adıma ikna oldum. Konuştuğum bir iki yabancı fon yetkilisi de ikna olmuş diyebilirim Didem. Evet, aslında piyasanın geneli gayet ikna bu konuda. Hani dış etkenler yeter ki işi bozmasın gibi bir yaklaşım olduğunu gözlemliyoruz. Hafize Gaye Erkan'ın da aslında yaptığı açıklamalar biraz da ona atıfta bulunuyordu sanki. Özellikle burada tabii jeopolitik riskler var. Yerel seçimlerle ilgili şöyle bir analiz de yapılmış. Ben aslında onu da sana sormak isterim, katılır mısın diye. Şimdi bu seçimlerde yerel seçimler olması bakımından zaten genel seçimler kadar bir ağırlığı, bir ehemmiyeti yok ülke geneli için belki, ama bir yandan da muhalefet tarafında zaten o genel seçimlerdeki beraberlik işbirliği tablosu henüz ortada olmadığı için sanki 50 daha kolay gibi duruyor şu an hükümetin kendi istediği gibi şekillendirmesi açısından. Bu bir yine yabancı raporunda gözlemlediğim bir detaydı. Sana da sormak isterim, böyle mi görüyorsun hakikaten yerel seçim konusunu? Evet, yani yerel seçim bence de genel seçim kadar önemli değil, ama burada belki ben bir konuya daha da değinmek isteyeceğim bu sorduğuna cevap verdikten sonra. Ya İstanbul önemli. Yani İstanbul Türkiye'dir diyoruz ya, gerçekten öyle. O yüzden hani İstanbul'u kazanmak noktasında da ben iktidarla muhalefetin ciddi bir yarış içerisinde olacağını düşünüyorum. Ve bu noktada bazı popülist yaklaşımlar görme ihtimalimiz var. Sonuçta hükümet bence tekrar İstanbul'u kazanabilmek adına önemli açılımlarda bulunacak. Ki bunun bence ilk örneğinde İstanbul'daki kentsel dönüşüm hamlesiyle yıl bitmeden göreceğimizi ben düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla orada zaman zaman gerilimin, tansiyonun arttığı dönemler görebiliriz. Ama benim esas, yani şimdi 2024 stratejisini oluşturmaya başladık. İşte fırsatlar, riskler, bu şeyi yapıyoruz. Bunu böyle kalem kalem döküyoruz. Gördüğüm risklerden biri şu, doğrudan yerel seçim değil ama özellikle bu son Yargıtay Anayasa Mahkemesi arasındaki gerginlik, işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın 50+1'e artık ihtiyacımız yok, bunu değiştirmemiz lazım ama kendi ortağı MHP'den bile destek bulamadığı bir noktada, acaba yerel seçim sandığının yanına bir de anayasa referandum sandığı konur mu?
Benim açıkçası daha ziyade risk olarak gördüğüm nokta bu Didem. Bu gelirse piyasa buna bir parça daha yüksek risk gözüyle bakabilir ve Mart'ta böyle bir gerilebiliriz. Yani bunu yatırımcı unutmasın lütfen. Ben ama mevcut eğilimin borsadaki bu çok iştah yok ama Türk varlıklarına yönelik ilginin ben Ocak sonu Şubat başlarına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Sonrasında bir buçuk aylık bir dönem, Şubat ortasından Mart sonuna kadar olan dönemde bir bekle göre geçebiliriz. Bence burada bu söylediğimiz fiyatlanabilir. Tekrar altını çizeyim. Benim yerel seçimlerden ziyade risk olarak gördüğüm nokta burada bir anayasa referandumu sandığının da yerel seçimlerde bizim karşımıza gelme ihtimali diye düşünüyorum. Önemli. Aslında şu da enteresan, önemli değil mi? Hani uzunca bir zamandır biz aslında siyasi senaryoları veya jeopolitik senaryoları çok da piyasa fiyatları içerisinde görmüyorduk. Orada bir enflasyon hikayesi vardı ve borsa o hikayenin temelinde neye dokunursan yürüyor şeklinde bir havayla geldi bugüne kadar. Şimdi çok ince ayarlar da olabilen bir döneme girdiğimizi herhalde söyleyebiliriz. O ince ayarlar yapıldığı zaman Volkan, neler olmalı yatırımcının sepetinde veya yatırım tarafına nasıl yaklaşıyor olmalı? İstersen bununla biraz da ilerleyelim. Evet Didem, çok çok doğru bir noktaya sen de parmak basmış oldun. Önemli. Yani biz böyle o işte az önce yayının başında bahsettim, o 1,5 yılda enflasyon karşısında ne alırsam gidiyor dönemi kesinlikle bitti. Neden peki öyle bir dönem yaşadık biz? Çünkü enflasyon varken enflasyonla mücadele yoktu. Düşük faizler vardı. Büyümeyi öncelikleyen bir yapı vardı. Enflasyonda tamam, enflasyon varsa da var. Bizim amacımız yatırımcıyı, hane halkını enflasyon karşısında ezdirmeme üzerineydi. Ama şimdi ne? Evet, hala yüksek enflasyon var ama bu sefer enflasyonun başını ezmek üzere izlenen politika var. Faizler %40 seviyesine yükseltildi. Biraz daha arttığını göreceğiz. 40-45'e kadar ben bir hamle bekliyorum orada. Özellikle İç talebi bastırmaya yönelik atılan adımlar var ve yatırımcının karşısında çok net bir şekilde de sabit getirili, risksiz olarak gördüğümüz alternatifler var. Ben Ağustos ayı ortasında işte endeks tavsiyemi tuta çekip hisse ağırlığını %50'ye çekerken aslında o coşkunun arasında biraz eleştiri de almıştım ama aslında bunu söylemeye çalıştım. Artık borsa alternatifsiz değil ve sabit getirili enstrümanlara da bir parça artık portföylerde yer verilmeli diye. Ve ben 2024'e girerken açıkçası bu görüşümü koruyorum. Endeks şu an hisse ağırlığımı %50 civarında tutulmasının makul bir strateji olduğunu düşünüyorum. Ama burada da kesinlikle seçici olmak gerekiyor. Şimdi hangi konuda seçici olacağız peki? Bir, faiz duyarlılığı yüksek, büyümeden doğrudan etkilenen sektörleri biraz geri plana alacağız. Orada ağırlığımızı azaltacağız. Ne bu? İşte demir çelik, otomotiv, tekstil, cam, belki beyaz eşya gibi sektörleri bir adım geride tutacağız. Portföylerdeki ağırlığını belki azaltacağız. Buna karşılık büyüme duyarlılığı daha düşük, daha defansif diyebileceğimiz, talep yani fiyatın talep esnekliği daha düşük olan sektörleri ön plana çıkaracağız. Burada da yine gıda içeceği ön plana koyuyor olacağız. Telekom sektörünü ön planda tutacağız. Yine gıda perakendecileri, yani otomobil almaktan, beyaz eşyamızı yenilemekten vazgeçebiliriz ama gıda tüketimini yapmaya devam edeceğiz. O yüzden gıda perakendecileri ben hala yukarı bir yere koyuyorum. Burada sigortalar yüksek faizden bence en çok nem alan sektör. Bunlar ön planda olacak ve bankaları burada konuşmak lazım. Bankacılık tüm bu normalleşme sürecinden yabancı nezdinde de, ki bugün bu görünümün pozitif çevrilmesiyle de gördük bankacılığın öne çıktığını. Evet. Bankacılık yabancı geldiğinde ilk tercih edeceği sektörlerden. Dolayısıyla bu sektörler üzerinde odaklanmak lazım. Belki enerji dağıtım işini ve havacılığı da buraya koyabiliriz. Çünkü peki, çarpan olarak da çok ucuz. Özetlersek, talep esnekliği düşük, defansif, hikayesi olan ve çarpan olarak ucuz olan, yani yabancının geldiğinde doğrudan ilgi gösterebileceği sektör ve hisselerden oluşan bir portföy, endeks atıyorum bir birim giderken bize bunun daha ötesinde bir getiri sağlayabilir. Pekala. Kalan %50'nin yanına da dediğim gibi ağırlıklı TL sabit getirili enstrümanları koymak rasyonel bir yaklaşım olacaktır Didem. Volkan Dükkancık, çok teşekkür ediyorum sana. Bana eşlik ettiğin için bugün iyi çalışmalar diliyorum. Seans notlarını noktalıyoruz efendim. Akıllı Parayla devam ediyor yayınımız.